Merhabalar efendim. Yayla diyecek. Sen benim kalan! Biz de binebilir miyiz? Eşinizi, dostunuzu iyi tanıyın arkadaşlar. Yüzümüze renk geldi be. İşte böyle bir şey. Evet, saatlerimiz 8'e yaklaşıyor ve biz bir çılgınlık yapıp dedik ki ormanlara yürüyelim. Şöyle şurada bir yol var. Burada bir su var. Burada bir yol var. O yoldan şöyle yukarıya doğru giderekten bir şeyler yapacağız falan filan. Belki bu ormana böyle gireriz. Buralardan bir şeyler yaparız. Ama ne yapacağımıza daha tam karar vermedik. Bakalım bizi neler bekliyor. Ama bu kadar. Normal halimsin. Hadi yürü. Şimdi biraz karanlığım ama buranın karavan alanına geldik. Böyle insanlar çok güzel karavanlarını, hatta kamp çadırlarını da kurmuşlar. Güzel güzel takılıyorlar. Onu çok fazla rahatsız etmeden aralarından geçiyoruz. Aleyküm. Evet. Biz de karavan alalım mı? Alalım. Bana karavan alır mısın? Alalım. Hadi karavan alalım. Bu çok güzel. Evet, şurayı çok güzel böyle ışıklı ışıklı yapmışlar. Bayağı eğlenceli bir alana çevirmişler orayı. Çadırımıza da gelebiliriz aslında. Herkes çadırıyla gelmiş. Çok evet. Tatlı duruyor. Böyle çok güzel bir ortam var. Biraz çadır. Korkunç olabilir belki akşam ama çok sanmıyorum yani korkulacağını. Evet, çadır güzel yani. Böyle ara çadırla falan gelenler var. Bayağı karanlık oldu şu an. Video çekemiyorum ama. Şurada böyle büyük büyük karavanlar da var. Çekme karavanlar. Böyle küçük. Ara çiftli çadır ve normal çadırla gelen insanlar da var. Hatta sadece direkt çadırla gelenler de var şurada. Karanlıkta ormana girdiler. Bakalım başımıza neler. Daras daras daras. Zorlu yollardan geçiyorduk. Biraz geçmiş buraya gelmek için ama. Oradan hayvan izi vardı, şeyleri vardı. Domuz çıkabilir mi? Ama domuz bu mevsimde olmaz burada çünkü doyabiliyor artık. Yaban domuzu burada bizi bir parçalar. Parçalar. Hadi gitmesek mi? Etmedi mi? Şu aşağısı ne? Hayda. Bütün korku filmleri böyle başlıyor evet, Fatma. Yapma. Grubun aptalı da benim. Şişmanı da benim. Gözlüklüsü de benim. Evimize döndük. Şimdi yemek pastına başladık. Kızlar orada yemek yapıyorlar. Erkekler ise gidin bakalım. Ne yapıyorlar? Nöktan. Nöktan savaşı yapıp durmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki aç kalacaklar ama neyse artık yapacak. Hayır. Hayır. Sen benim kanıma... Ağzını istiyorsun. Hadi savaş. Sen benim kanıma... Çık. Evet, galiba. Merve bana gelmiş çocuğa eğiliyor. Fark et. Oha! Oha! Aradın mı? Aradın mı vurdu? Ya bunu kartal mı kaptı lan? Olmasın bu abi. Allah dostun da hayırlısını versin be cantı. Evet arkadaşlar, dün geceki gece yürüyüş videosunu tırsarak bir geri dönüşe dönüştüğü için video çekmeden geri döndük. Zaten çok uzaklaşmamıştık ama yine de birazcık kaybolma tırsması yaşadık. O yüzden video çekmeden lambalarını açarak telefonların geldik geri. Evet, bayağı karanlıktı. Ben de birazcık korktum açıkçası. Arkadaşlarım da korkmam için elimden
ellerinden geleni yaptılar. Ama yüzden... Beste yine de korktu. Evet, yine de korktum. Yine de güzel bir yürüyüş olmuştu. Şimdi burası bitti. Bungalov'dan artık çıkış yapıyoruz. Bakın buradan sonra yayla yayla dolaşmayı planlıyoruz ama neler olacak biz de bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, zil bildirimi açmayı unutmayın efendim. Unutmayın efendim. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Peki az önce yukarı alırken ikinizin kafasını aldıktan sonra Beste için aşağı indirmek zorunda kalmam. Arkadaşlar hep görüyorsunuz benim böyle boyum kısa diye aşağılıyorlar ama. Ama bak arkadaşlar bak. Bak dümdüz gidiyorum. Özgür. Can. Hileci Beste. Beste'nin ayaklarını çek. Amerikalılar nasıl metre dışında her şeyi ölçü birimi olarak kullanıyor. Bizde de bir ölçü birimi var. Beste kadar. Şimdi bir mesela, beste kadar. Evet, bu beste arabanın kadar. Genişliği araba beste mesela, kadar. Uzunluğu 1,5 beste, 2,5 beste kadar. 2 beste eder canım. Mesela yatak alacağız. Yatak 1,60'a 1,90'mış. Ha, eni beste kadar, boyu Özgür kadarmış diyoruz. İşte hep böyle psikolojik baskıya maruz kalıyorum. Saygılar. Kıssanın ise eşinizi, dostunuzu iyi tanıyın arkadaşlar. Uzun yollardan geldik. Keles'in dağlarından, tepelerinden ne yollardan geçtik gördünüz zaten. Şimdi nereye geldik? Milli Park'a giriyoruz. Girmiş. Kirazlı Yayla'ya gidiyoruz. Orada da birazcık karnımızı doyuracağız. Artık bu kadar yol, bu kadar oksijen. Hepimiz acıktık. Sonra da Yayla'ya yayılacağız. Yayla'ya yayla diyeceğiz. Çirkin espri. Ben sağ çekiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle Kirazlı Yayla'da güzel bir yere geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Arkadaşlarım şuradalar. Mangalımız gelecek, mangalımızı yakacağız. Şöyle bir taraftan da dönüyorum ki nasıl bir yer olduğunu göstereyim size diye. Yani yaylanın içine böyle bir yer yapmışlar. Güzel yeşillik içerisinde bir yer. Ben sevdim. Bakalım mangalımız gelince tekrar şu yaparız. Merhabalar efendim. Nasıl keyifler? Oturduk işte. Yemeğimizin gelmesini bekliyoruz. Hatta geldi yemeğimiz. Büyüksek var. Özellikle tavsiye ederim. Kendi pişir kendin ye bir yere geldik. Burası Bursa'da çok fazla var. Bilmiyorum her yerde var mı böyle şeyler ama. Etinizi söylüyorsunuz. Kilosuyla, adediyle neyse artık. 10 tane köfte diyorsunuz. 1 kilo pirzola diyorsunuz. Getiriyorlar. Mangalınızı da getiriyorlar. Ondan sonra kendiniz istediğiniz gibi pişiriyorsunuz. Tabii bu ara Bursa'da mangal yasağı var. Yani mesire alanlarında normalde mangal yakılabilen yerlerde orman yangınları sebebiyle mangal yakılma yasağı var. Bu da bizi üzmüştü aslında. Hafta sonumuzu dağda geçirdik. Normalde kaldığımız o bungalovda da mangal yakıyoruz. Güzel güzel köftelerimizi, sucuklarımızı yapıyoruz. Onu yapamamak bizi üzmüştü. Ama böyle kendin pişir kendin ye bir yere gelerek bu yasağı da delmiş gibi olduk. Böyle bakalım biraz sonra tekrar bu yukarılara doğru çıkacağız. Dağ yollarına doğru oralarda da tekrar çekeriz. Görüşürüz. Yemeklerimizi yedik. Karınlar doydu. Mis. Keyifler çok iyi. Her şey çok güzel. Biraz etçil olduğumuz için et yiyince... Yüzümüze renk geldi be. Renk geldi. Vallahi mutlu olduk. Şimdi vejetaryen arkadaşlarımızdan özür diliyoruz. Vejetaryenlerden ve veganlardan özür diliyoruz. Böyle işte şimdi Kirazlı Yayla'ya doğru çıkacağız. Aynen yavaş yavaş artık yaylaya doğru gidiyoruz. Saat de zaten akşam üzeri gibi oldu artık yani 4-5 değil mi? Saat evet 5 olmuştur herhalde. 4-5 falandır sana. Herhalde. Hava burada çok güzel. Aşağısı yanıyor. Aşırı sıcak. Ama sıcaklardan kaçmak istiyorsanız ve Bursa'daysanız kesinlikle yukarılara kaçın. Evet aşağıdaki insanlardan, şehir insanlarından bize böyle ailelerimiz falan sakın gelmeyin. Olabildiğince geç gelin. Burası yanıyor şeklinde bildirimler geliyor. Durumlar böyle. Şöyle bir şuradan baksak mı aşağı acaba? Hadi bakalım birazcık yürüyelim. Birazcık yürüyelim. Yediklerimizi eritelim. Daha patlayacağız.
Arkadaşlar bir insan bir yemeği yerken arkasından dondurma mı yesek acaba, tatlı mı yesek acaba diye düşünür mü ya? Ama tatlıyı her zaman düşünmen gerekir yani, açken topken yemek yerken tatlı böyle bir şey çünkü. Buranın pek bir numarası yokmuş belli ki. Geldik ama şöyle bir yere geldik ama çok bir numarası yok. Bundan çok daha güzel alanlara gideceğiz, gittik, göreceğiz, gördük. Çayımızı mayamızı içip şimdi buradan ilerleyeceğiz. Evet, şimdi sarı alan denen yere geldik. Burası böyle biraz daha mesire alanı gibi. Daha çok yakın, yani dağın zirvesine çok yakın bir yerdeyiz şu an. Üstümüzden de teleferikler geçiyor, az önce Özgür size evet, gösterdi. Böyle tekrar gösterebilir miyim bakayım. Bakın şu geçen bir teleferik. Biz de binebilir miyiz? Binebiliriz, belediye bize de izin verir gibi geliyor. Hayır, şimdi binebilir miyiz? Şimdi binemeyiz hayatım. Buna çünkü aşağıdan binmek gerekiyor. Biletler aşağıdan alınıyor. Ve biz aracımızla olduğumuz için bunlara binip aşağı inersek de aracımızı nasıl buradan alacağız sonra tekrar? Geri döneriz tekrar. Neyse, bu planları sonra yaparız. Aslında teleferikle buraya çıkma videosu da yapılabilir. O da güzel, eğlenceli olur bence. Evet. Aslında evet, teleferikle çıkıp o trekking gördüğümüz yolda trekking yaparak böyle gezebiliriz. Evet, olabilir öyle şeyler. Nice idea. İstiyorsanız yorumlara yazın. Bakacağa gittik az önce gördüğünüz gibi ama sistem dolayı çok bir şey bakamadık. O yüzden yani böyle sislerin arasından şöyle böyle bir şeyler görür gibi olduk. Yani gözle çok az gözüküyor ve bildiğimiz için işte biraz da ben özellikle dedim ki işte şu olan da gözüküyor falan diye. Ya da beni kandırdı, çok emin değilim. Ama gözüküyordu sonuçta, orada evlerin çatılarını evet, gördün yani. Şaka yapıyorum, gözüküyordu. Burada da ufak bir mola vereceğiz, bir şeyler içeceğiz. Ondan sonra da Bursa'ya geri dönüş. Tekrar görüşürüz. Hadi bakalım. İşte böyle bir ormanın içerisindeyiz. Arkadaşlarımız şu an şurada oturuyor. İşte böyle bir şey. Şöyle etrafı da hızlıca göstereyim. Çok güzel yani buraları... Bu arada bu teleferikler için rahatsız edici bir sesi yok. Yani onu da söylemiş olayım. Benim bir aklıma geldi şimdi, lan üstümüzden geçecek bunlar rahatsız eder mi diye. Ama hiç öyle bir şey yok. O zaman görüşürüz. Uludağ Milli Park girişini arkamıza aldık ve videoyu kapatıyoruz. Evet, çok güzel bir gezi oldu. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Her şey mükemmeldi. Size de elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Bizimle birlikte eğlendiyseniz ne mutlu bize. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zil bildirimi açmayı unutmayın. İstediğiniz bir şeyler varsa ya da bize bir şeyler söylemek isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Aynı zamanda YouTube kanalımızda aynı isimde bir Instagram hesabımız var. Oradan da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Oradan da mümkün olduğunca evet, fotoğraflar paylaşıyoruz. Bu videoluk bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın. Bye.